أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine, ashabına, kıyamete kadar gelecek olan mümin erkek ve mümin kadınların üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi siz değerli abilerimin, kardeşlerimin ve hocalarımın üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki günahlarınız affedilsin. Yine buraya gelirken aldığınız her nefes sayısınca da Allah katındaki izzetiniz, şerefiniz artırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Değerli kardeşlerim, bu akşam Allah katındaki hatırı büyük, meclisimizi şenlendirme, muhabbetimizi arttırma, imanımızı pekiştirme anlamında kıymeti ve değeri yüksek olan bir şahsiyeti gündeme alarak inşallah programımızı neticelendireceğiz. Adetimiz gereği bir hadis ve bu hadisten günümüze yansıyanları konuşurken bu akşam gönül dünyamıza hitap edecek bir müellifin de gönülden uzanan yardım eli başlığı atarak hayatından bazı kareler sunduğu o şahsiyeti inşallah anacağız, zikredeceğiz. Allah Azze ve Celle hem onu hem ehlini hem de onu sevenleri merhametiyle, lütuf ve keremiyle mükafatlandırsın. Muhammed bin Osman, o da babasından rivayet ettiğine göre Harise bin Numan radıyallahu anh gözlerini kaybetmişti. Bunun üzerine kendi odasından oturduğu, yemek yediği, misafirlerini ağırladığı, ailesiyle hoş sohbette bulunduğu odasından namazgahına kadar, yani Rabbine yöneldiği, Rabbini yücelttiği, Rabbini zikrettiği, Rabbi için secdelerde bulunduğu, Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu nimetleri tefekkür edebildiği, Kur'an'ı tilavet edip Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiklerini hazmedebildiği kendine bir mekan edinmiş, o mekanla arasında odasında bir ip bağlamış. Ama gözleri görmüyor. Allah Azze ve Celle'nin elinden nimeti almasına rağmen alemlerin Rabbi olan Allah'a sırt çevirmiyor. Dün benim elimde bulunan kadri ve kıymeti büyük serveti elimden Allah aldı deyip de alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'den uzaklaşanların tersine Allah'a yaklaşıyor. Allah'la arasında bir ipi bağ kurmaya çalışıyor. İple alemlerin Rabbi olan Allah'ın rızasına ermeye çalışıyor. Sen nasıl adamsın ey Harise? Bu daha başlangıç kardeşler. Onunla alakalı hikayelere ve malumatlara girdiğimizde sahabenin hangisini tutsak, hangisine yapışsak bizi Allah'ın rızasına ulaştıracaklarının burhanını konuşacağız inşallah. Bu zat ama olduktan sonra odasıyla namazgah arasına bir ip geriyor. İpi tutunarak namazgahına, ipi tutunarak tekrar odasına dönüyor. O sırada da namazgahına geçtiği sırada eline tabir yerindeyse böyle bir kap, bir tabak, içerisine hurma ve bir takım katı yiyecekler koyuyor. Peki bunu neden yapıyor? Diyorlar ki Harise bin Numan'ın evine ihtiyaç sahibi bir adam gelip dilendiğinde Harise namazgahından ipe tutunarak odasına doğru geçiyor. Elindeki tabağı ihtiyaç sahibine uzatıyor. Ev halkı da diyor ki ey Harise, bu kadar zahmet çekmenin bir anlamı var mı? Emretsen biz yaparız.
hanımı yapar, çocukları yapar, varsa evinde hizmetlisi yapar, varsa evinde kalan misafiri yapar, Harise istesin, mutfağındaki yiyeceği odasına, namazgahındaki seccadesini odasına getirecektir. Ama Harise bin Numan radıyallahu an hepimize ders ve ibret çıkartacak şu güzel sözleri söylüyor. Ben Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim ki, Allahu Ekber. Edebinin ve ahlakının kaynağından bahsederek konuşmasına başlıyor. Ben Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim ki, duydum ki, yoksula yardım eli uzatmak, zahiren veya madden, manen ne derseniz deyin, yoksula yardım eli uzatmak, insanı kötü ölümden korur. Allahu Ekber. Benim bu kadar meşakkat çekmemin, zahmet çekmemin altında yatan sebep budur diyor Harise bin Numan. Şimdi onun bu kısacık hayatıyla alakalı birkaç tane hususa hassaten değinmek isterim kardeşlerim. Birincisi, Müslümanlar Allah Azze ve Celle Adem oğlunu inansın inanmasın, iman etsin küfretsin, boyun eğsin asi olsun çok kıymetli ziynetlerle zimmetlemiştir. Çok kıymetli ziynetlerle. Özellikle şu dış dünyamıza baktığımızda her bir nimet alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle tarafından müntazam bir şekilde kurulmuş. Kulak mı dersiniz, göz mü dersiniz, kaşlar mı dersiniz, kirpik mi dersiniz, parmaklar mı dersiniz, parmakları süsleyen tırnaklar mı dersiniz, üzerine giydirilen deri mi dersiniz? Ancak bakın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Adem oğlunun üzerine konulan en kıymetli ziynetten bahsederken şöyle buyuruyor. Diyor ki hiçbir kul dininden dönmesi hariç gözlerini kaybetmekten daha ağır bir belaya tabi tutulmamıştır. Allahu Ekber. Bir kulun başına gelebilecek en büyük musibet İslam'dan sonra başka bir dine sahip olmasıdır. Bir kulun başına gelecek en büyük bela iman ettikten sonra küfür elbisesini giymektir. Bir kul için en büyük facia salih amellerle örülmüş büyük bir hayattan sonra şirki, nifakı, isyanı, bağiliği seçerek Allah'ın huzuruna gitmesidir. Bu en büyük felakettir. Başımıza gelecek en büyük musibettir. Allah Resulü öyle söyledi. Ama madden de bir kula gelebilecek en büyük musibet gören gözleri yitirmesidir kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle dedi. Ne ağır bir imtihan kardeşler, düşünsenize. Allah Azze ve Celle'nin yaratmış olduğu şu mükemmel dünyayı, ayetleri müşahede edememek. Yanınızda sevgilerini, muhabbetlerini kulaklarınıza fısıldayan insanları görememek. Evladım diyen bir annenin çehresini bilememek. Kendisine merhamet eli uzatan bir babayı görememek. Ne kadar acı bir şey. Evlendiğinde kendisine mahremini açtığı bir kadını, kadınsa bir adamı görememek. Ne kadar zor bir şey. Sesler duyuyorsunuz. Bu kuşların sesidir ama bir anlam veremiyorsunuz. Biçimlendiremiyorsunuz, şekle büründüremiyorsunuz. Yaşamanın ne kıymeti vardır ki kardeşler? Hele siz gördükten sonra bu yetinizi kaybederseniz, o yürüdüğünüz yolları tekrar görememek, ama bundan daha ağırını söyleyeyim mi? Harise bin Numan ve onlar gibisini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çehresine tekrar şahitlik yapamamanın acısı da çok büyük. Mescid-i Nebevi'yi görememek çok büyük bir acıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mümin erkek ve mümin kadınlarla beraber oturup hoş sohbetler yaparken Peygamber aleyhisselamın tebessüm edişini tekrar görememek, buna şahit olamamak çok büyük bir imtihandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah azze ve celle şöyle buyurdu, ben bir kulumun iki gözünü alarak imtihan ettikten sonra sabrederse ona dedi cennet vardır. Allahu Ekber.
Kim böyle bir yetisini kaybeder, böyle bir nimet kendisinin elinden alınır, Harise bin Numan gibi isyan etmeyip alemlerin Rabbi olan Allah'a yönelirse ona cennet vardır bunun karşılığında. O yüzden Harise bin Numan'ın içerisinde bulunmuş olduğu şimdi o oda ve namazgahı düşünürken yaşamış olduğu imtihanı da ne olur içselleştirmeye ve empati kurmaya çalışalım. Tamam abiler. Yeni bir çocuğunuz dünyaya geliyor, ellerinizin arasını alıyorsunuz ama saçı sarı mıdır? Yüzü bana mı benziyor, annesine mi çekiyor? Falancalardan mı, filancalardan mı esinlenmiş, eti butu nasıl? Hiçbir şey göremiyorsunuz. Ne acı bir şey. Anneniz ölüm döşeğinde, yatakta yatmakta annenizin kabrini göremiyorsunuz. Cenazesine iştirak ederken zorlanıyorsunuz. Ey gençler, Hariseyi Harise yapan üç şeyden bahsedeceğim. Ne olur bu akşam özellikle siz kulaklarınızı çok fazla açın. Bakın bu birincisiydi, zor bir imtihandı. Harise bin Numan, Hazreç kabilesinin Neccaroğullarına bağlı bir mensubuydu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iman etti. Sahabe diyor ki, Harise bin Numan cömertliği, insanlara duyduğu muhabbeti ve hassaten annesine olan sevgisiyle aramızda meşhur olmuş bir kişiydi. Ve bu akşam özellikle ondan bahsederken ey gençler, üç tane özelliğinden onu şahsiyetini güzelleştiren, onun şahsiyetini Allah katında yücelten üç örnekle inşallah Rahman gündemimize sunacağız. Bakın bunlardan birincisi Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykusundan uyandığı sırada dedi ki ya Ayşe ben cennetteydim. Rüyamda cennetteydim. Allah Azze ve Celle'nin birçok ihtişamına şahit oluyor. Rüya yoluyla birçok güzelliği görüyor. Cennetin pınarlarını görüyor. Tepelerini görüyor. Yeşilliklerini görüyor. Davetinde yoruluyor. Allah rüyasında onu dinlendiriyor. Cihadında yoruluyor. Allah Azze ve Celle rüyasında cennet bahçelerinde onu dinlendiriyor. İnsanların fitnesinden bıkmış, usanmış tabir yerindeyse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yüreğini Allah rüyalar yoluyla cennette genişletiyor. Değil mi abi? Diyor ki Allah Resulü aleyhisselam şimdi ne olur dikkat edin. Tam diyor bu sırada ben o tabir yerindeyse cennetin bahçeleri içerisinde gezerken Kur'an okuyan bir kişinin sesini işittim. Kur'an okuyan bir adamı işittim. Dedim ki Allah Resulü aleyhisselam dedim ki bu kimin sesidir? Kim böyle Kur'an okuyor? Hoş bir Kur'an herhalde sedası. Dediler ki bu kişi Harise bin Numan'dır. Allahu Ekber. Cennet bahçesi içerisinde Peygamber aleyhisselam rüyanın içerisindeyken Harise bin Numan'ın neyini dinliyor? Kur'an sesini dinliyor. Diyor ki ey Ayşe diyor. Bakın ey Ayşe zira diyor iyiliğin karşılığı diyor budur. Ey diyor Ayşe diyor iyilik işte böyle olur. Bu hadisi naklettikten sonra İmam Ahmed bin Hanbel diyor ki işte iyilik böyle olur derken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Harise bin Numan'ın bir özelliğine dikkat çekiyor. O da ne? İmam Ahmed bin Hanbel diyor ki zira Harise insanlar içerisinde annesine en iyi davrananlardandı. Allahu Ekber. Bir anneye gösterilecek olan edep, saygı ve muhabbetin karşılığı cennet bahçeleri içerisinde Kur'an okumak. Şimdi hafız kardeşlerim var mı içimizde? Vardır muhakkak. Bu hoş sesleriyle, o güzel nameleriyle cennetin bahçelerinde Kur'an okumak istiyorlarsa, Harise ile karşılıklı mukabele yapmak istiyorlarsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ondan önceki peygamberlere seslerini işittirmek istiyorlarsa annelerine iyi davransınlar. Allah azza ve celle ellerinin arasından annelerini almadığı zamana kadar. Annelerine iyi davransınlar. Anneleri onlara şirki, hasreten anneleri söylüyorum. Hadis öyle dedi çünkü. Anneleri onlara şirki, zulmü, fahşayı emretmediği müddetçe onların her emrini yerine getirme konusunda hırslı olmamız lazım dedi Peygamber aleyhisselam. Ah
annelere. O kadar güzel şeylikleri hak ediyorsunuz ki. Bizim için tabir yerindeyse en güzel hammallardınız siz. Allah Azze ve Celle bizim için en yararlı besinleri senin bünyende bizim için sakladı. Allah Azze ve Celle biz büyüğüne kadar, yetişene kadar, kendimize gelene kadar seni bize hizmetkar kıldı. O yüzden genç kardeşlerim, sizlere sesleniyorum. Allah'ın rızasını ve cennetini cihat meydanlarında arayan güzel kardeşlerime sesleniyorum. Annelerinize de itaat edin. Davetin yorgunluğunu bahane edip anne ve babalarına ket vuranlar, aralarına set çıkanlar, koyanlar ve sonra da davetini bu konuda kendisine delil ve burhan görmeye çalışanlar, ne olur annelerinizi unutmayın. Ne olur diyorum bakın. Size fahşayı emretmedikleri müddetçe, dünyevileşmeyi emretmedikçe, Allah ve Resulünden uzaklaştırmayı emretmedikçe ne olur annelerinizi unutmayın. Dünya meşgalesi annenizle aranıza bir set olmasın. En kerim sözleri onlara söyleyin. En latif sözleri onlara söyleyin. Zira siz onların göğsünden o sütü emerken size en güzel sözleri anne söyledi. Vallahi o söyledi. Dışarıdaki bir bayan söylemedi. Sizi fahşaya, zinaya, münkerata sevk etmek isteyen kadınlar bu sözleri söylemediler. En zor anlarınızda anneleriniz vardı. En çaresiz olduğunuz yerlerde onlar vardı. Uykusuz kaldığınız, hasta olduğunuz gecelerde ayaklarında sizi sallarken en güzel sözleri size onlar söylüyordu. Allah rızası için onlara güzel söz söylemeyi terk etmeyin ya. En kerim sözleri onlara söyleseniz ne olur? Dudaklarınız aşınmaz. Kalpleriniz yorulmaz, bünyeleriniz yorulmaz. İltifat, ne olur iltifat gençler. Ne olur size sesleniyorum. Asi olmak, kötü söz söylemek, ne hatta. Öf bile demeyeceksin diyor Allah Azze ve Celle, değil mi abi? Öf bile demeyeceksin. Size sunulmayan imkanların karşısında öf bile demeyeceksiniz. Size emrettikleri gözünüzde büyüyerek öf bile demeyeceksiniz. Bırak bağırmayı, bırak isyan etmeyi, bırak hakaret etmeyi, bırak onu hafife almayı, ona değersiz sözleri atfetmeyi bir kenara koy. Allah diyor ki öf bile demeyeceksiniz. Sözün en ballısını onlara söyleyeceksiniz. Vallahi bu şımarıklık değil ha. Ana kuzusu olmak mı? Öyle mi diyorsunuz? Harise bin Numan radıyallahu anhı Firdevs cennetinin içerisinde Kur'an tilavet ettiren anasının kuzusu olması mı? Nafi abi bu adam cihat meydanlarında eri ha. İkinci özelliği var. Bu adam boş bir adam değil. Yiğit bir adam. Cesaretli bir adam. Şecaat sahibi bir adam. Nereden anlıyoruz? Bakın kendisi anlatıyor bizzat. Diyor ki ben Mescid-i Nebevi'nin yanından geçerken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i bir adamla konuşurken gördüm. Sırf rahatsız olmasınlar diye kendilerine selam vermedim, yanlarından geçtim. Nebi aleyhisselam daha sonra kendisini anlatıyor. Rivayetten bunu anlıyoruz. Bakın şimdi ne olur dikkat edin. Cebrail aleyhisselam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme göstererek ey Muhammed, bu yanımızdan geçen adam kimdir? Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki o adam Harise bin Numan'dır. Sen dedi kendisini tanır mısın? Cebrail aleyhisselam Allah Resulüne döndü, dedi ki o Huneyn'de sabreden. Gençler, eve gittiğinizde ne olur şu Huneyn savaşını bir irdeleyin. Bir görün. Ümmet-i Muhammed'in ne büyük zorluklar içerisinde mücadele ettiklerine şahitlik yapın. Diyor ki Cebrail aleyhisselam o Huneyn'de sabreden. Allah'ın cennete gireceklerine kefil olduğu şu 80 kişiden biri değil mi dedi. Subhanallah. Huneyn'de sabreden İslam ordusu dağıldığı sırada peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağına, soluna
arkasına önüne baktığında tam 80 tane adamı görmüştü. Bunların içerisinden bir tanesi de Harise bin Numan'dı. Cebrail aleyhisselam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin eliyle Harise bin Numan'ı ve o 80 tane yiğitini neyle müjdeledi? Allah Azza ve Celle'nin onlara cehennemi haram kılması, cenneti ise onların üzerine vacip kılmasıyla müjdeledi. Allahu Ekber. Basit bir adam değil Harise bin Numan. Annesinin elinde süt taşıyıp da aman evladım bir tarafın incinmesin, elbiselerin kirlenmesin diyerek etrafında pervane gibi dolaştığı bir adam değil. Ama Harise annesinin etrafında böyle dolaştı. Harise annesini sevdi. Annesi ihtiyaç hissetmeden onun ihtiyaçlarını giderdi ama cihat meydanlarından da geri durmadı. Ama davet sahasından da geri durmadı. Ama Allah yolunda infaktan da geri durmadı. Üçüncü özelliğini böyle sayacağız. Ama yaptığı o salih ameller de annesiyle arasını ayırmadı kardeşler. Annesiyle arasını ayırmadı. Ne olur onu da unutmayın. Velhasıl kelam, Cebrail aleyhisselam böyle söyledikten sonra dedi ki, eğer yanımızdan geçtiği sırada bize selam verseydi biz de ona selam verirdik dedi. Allahu Ekber. Cebrail aleyhisselam söylüyor. Sonra Harise bin Numan diyor ki, o yanında bulunan adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından ayrıldı. Peygamber aleyhisselam beni yanına çağırdı. Dedi ki ey Harise, yanımda bulunan adamı dedi tanıdın mı? Evet dedi ya Resulallah, o Dıhyetül Kelbi değil mi dedi. Dıhyetül Kelbi, Cebrail aleyhisselamın insan kılığında yeryüzüne geldiğinde suretine büründüğü şahsiyet. Enes bin Malik'in ifadesiyle sahabenin en güzellerinden bir tanesi. İri cüsseli, beyaz tenli bir adam. Dedi o Dıhye değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki hayır. O dedi Cebrail aleyhisselam, subhanallah. O dedi Cebrail aleyhisselam, sen dedi eğer selam verseydin sana selam vereceğini söylemişti. Dedi ki ya Resulallah, ben aranızda bir ilişki var, bir muhabbet var, bir istişare var, bir dertleşme var, alışveriş var. Bundan dolayı sizi rahatsız etmek istemedim. Bu çok büyük bir edepti kardeşler. Hani iki kardeş kuytu köşede oturuyorsa görmeden geçelim, bu bir edepti. Ama Cebrail aleyhisselam bize bir edep daha öğretti. Dedi ki böyle olan insanlara da selam verin geçin. Yanlarında oturmasanız da Allah'ın selamını verin. Onlar da size selam versin. Bu da bir edepti. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ey Harise, Cebrail dedi sana dedi selam söyledi. Allahu Ekber. Hani tabiri neyse, o bize selam vermedi. Evet, bizi meşgul etmeme anlamında ama ey Allah'ın Resulü, Harise'ye bizden selam söyle. Dedi ki bir daha tekrarladı, şayet selam vermiş olsaydı biz de onun selamına karşılık verirdi dedi. Allah Azze ve Celle ikinci bir defa Harise bin Numan'ı onur etti. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. O yüzden gençler, analarının kızları tabir yerindeyse, vallahi annenize sorsanız sizin gözünüzden damlayan bir yaş için dünyayı yakarlar. Elinizin, parmağınızın bir kanamasıyla vallahi bütün düşmanları karşılarına alırlar. Ama şunu da bilin gençler, hem anne ve babanızı sevin, hem de Allah'ın dinine hizmetkar olma konusunda da cesaretli olun. Allah'ın dinini müdafaa etme konusunda şecaatli olun. Allah'ın dinini savunma anlamında cesur olun. Allah'ın dinini savunma, yaşama anlamında kararlı ve istekli olun. Harise'den bir de öğrendiğimiz mesele bu kardeşler. Ve sonuncusu da, bu olay beni gerçekten çok etkilemiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme okuduğum siyer kitaplarında ilk defa bu kadar tabir yerindeyse şey gördüm. Aciz diyemem, Allah'a sığınırım. Ne olur böyle anlamayın. Ama Peygamber aleyhisselamı ilk defa böyle bir mahcup edasıyla gördüm. Okuduğumda beni çok etkiledi. Derler ki Harise bin Numan radıyallahu anh çok hayırsever bir adamdı. Çok cömert biriydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiği zaman
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir ev vermek istedi. Çünkü sahabenin ifadesiyle gayrimenkul zengini bir adam. Çok evleri var. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'ı tercih etti. Sonra Peygamber aleyhisselamın kerime zevceleri gelmeye başladılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ev ihtiyacı oldu. Artık Ebu Eyyub el-Ensari'nin evine sığmaz oldular. İnsanlar birer birer geliyorlar. Aile çoğalıyor. Harise bin Numan bunu fırsat bildi. Mescid-i Nebevi de inşa edildikten sonra Mescid-i Nebevi'ye en yakın odasını Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verdi. Ona tahsis etti. Ve bakın Peygamber aleyhisselam dedi ki onun için vallahi bizim için evini değiştirip başka evlere yerleştiğinden dolayı artık Harise'ye karşı haya duyuyorum. Utanıyorum diyor. Subhanallah. Harise bizim için evlerini o kadar değiştirdi ki, bizim için kendini o kadar meşgul etti ki, ben de artık ona karşı haya beslemeye başladım. Utanmaya başladım. Hele şu olayı ne olur bir dinleyelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem temiz kızı, İffetli kızı, cennetin kadınlarından Fatıma radıyallahu anhayı Hazreti Ali ile evlendireceği sırada Ali'ye dedi ki radıyallahu anh, git kendine bir ev ara. Hazreti Ali yeni evlenecek kardeşler gibi mescidi referans aldı, vakfını referans aldı, derneğini referans aldı, gönül dünyasında yer koyduğu abisine, hocasına referans aldı, en yakından bulamadıkça en uzağa doğru ilerlemeye başladı. Medine'nin böyle dışarısına doğru mescidin uzağında Hazreti Ali bir ev buldu. Demek ki o dönemlerde de kiraz problemi var. Hazreti Ali radıyallahu anh evliliğini yaptıktan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok sevdiği kızı Fatıma'yı her gün ziyaret etmeye başlıyor. Özellikle babalara. Erkekler de kızmasınlar ha. Alınmasınlar, gücenmesinler. Bir erkek bir kız evladına sahip olan babalar, kızlarınıza biraz daha tolerans gösterin. Pozitif ayrımcılık mı diyorsunuz buna? Ne diyorsunuz ben bilmem. Ama biraz daha fazla sevin. Erkek abiler, erkek kardeşler de kıskanmasınlar. Onların ilgi ve alakaya biraz daha fazla ihtiyaçları var sizde. Sizin de ilgiye alakaya ihtiyacınız var. Benim de vardı, senin de var. Ama onların biraz daha fazla ihtiyacı var. Peygamber aleyhisselam bunu çok iyi biliyor. Eve girdiğinde Allah Resulü aleyhisselam ayağa kalkıyor. Onu öpüyor, oturduğu yere oturtuyor. Evlendiği zaman da bakın Allah Resulü aleyhisselam sık sık kendisini ziyarete gidiyor. Şimdi damat babası olan abiler de kızmasınlar. Ha, bu ne kardeşim, ben gelinimin evine bir kere daha gitmedim, oğlum 50 kere gitti. Demesinler, ha sünnetmiş, bak Resulullah aleyhisselamın tavsiyesiymiş. Allah Resulü sürekli ziyaret ediyor. Bakın aralarındaki muhabbeti düşünün ha. Allah Resulü vefat ettikten çok kısa bir süre sonra Fatıma radıyallahu anha rahmeti rahmana kavuştu. Bu dünya onun için dar gelmeye başladı. Ali bile kafi gelmedi Allah Resulü'nün ölümünden sonra. Demek o kadar aralarında muhabbet var. Bir baba kız arasında olabilecek çok güzel bir muhabbet var. Velhasıl kelam Allah Resulü aleyhisselam her gün gidiyor geliyor. Hazreti Fatıma'ya bu çok dokunuyor. Çünkü babası yoruluyor. Onun için yoruluyor. Allah Resulüne sorsam vallahi yorulmamıştır. O yollar nedir ki? Allah yolunda o kadar yol kat etti ki Allah Resulü aleyhisselam. O nedir ki? Fatıma radıyallahu anha kocası Ali'ye dönüyor. Diyor ki babamın halini görüyorsun. Biz mescide en yakın bir yerden bir ev bulalım. Hani tabirinde ise atımızı satalım, devemizi satalım, sabanımızı satalım. Biraz daha yüklü bir kiraya girelim. Nereye yaklaşalım? Mescid-i Nebevi'ye yaklaşalım. Nereye yaklaşalım? Dinin asıl kaynağına, Resulullah'a yaklaşalım. Nereye yaklaşalım? En sevgiliye yaklaşalım. Bizim gibi sosyetenin içine karışmak için değil. Bizim gibi yeşilliği bol olan yerleri tercih etmek için değil. Oksijeni çok iyi olan yerleri tercih etmemişler. Dinen beslenecekleri yerleri tercih etmişler. Şu an mesela üniversiteli kardeşlerim tercih yapıyorlar. Tercih yapılma nedenlerine bakıyorsun. Ya anne babadan uzak kalabilecekleri yer,
ya cemaatinden uzak kalabileceği bir yer. Mescidinden ne kadar uzak kalırsa o kadar hayırlı. Ne kadar şerre, ne kadar kötülüğe, fuhşiyata yakınlaşırsa o kadar iyi. Bunu bizim gençlerimiz yapıyor maalesef. Biz de yaptık, Allah muhafaza. Allah bizi hidayetten asla ayırmasın. Velhasıl kelam, bir türlü çare bulamıyorlar. Mescid-i Nebevi'ye, Resulullah'a yakın bir ev bulamıyorlar. Sonra aralarında bir çözüm geliyor akıllarına. Ney? Ya diyorlar ki Harise bin Numan'a gidelim. Annelerimiz için evler verdi. Resulullah'ın eve ne kadar ihtiyacı olduysa kendi odasını, evini terk ediyor. Harise bin Numan biraz daha uzağa taşınıyor. Allah Resulü zevceleri çoğalıyor. Harise bin Numan bir ev tahsis ediyor. Biraz daha uzağa taşınıyor. Subhanallah. Diyor ki Harise'ye gidelim diyor. Hani ödünç de olsa bir ev versinler. Bu bizim ifademiz. Sonra öderiz. Allah Resulü vefat ettikten sonra da evini hibe ederiz. Medine'ymiş, Bağdat'mış, Basra'ymış, neresi olursa olsun gideriz dercesine. Diyorlar ki Harise'ye gidelim. O bize yardımcı olur. Peki bunu Harise'ye nasıl söyleyecekler? Söyleyemezler. Kime gidiyorlar? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme. Diyorlar ki ya Resulallah, Harise bin Numan'a meseleyi açsanız da bize evlerinden birine yerleşmemiz konusunda yardımcı olsa, kendisi de biraz daha ileriye taşınsa, bize bu konuda yer açsa nasıl olur? Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem damadına ve kızına döndü, dedi ki vallahi Harise bizim için daha önce evleri konusunda o kadar yer değiştirdi ki şimdi diyor bunu teklif etmeye diyor haya ediyorum diyor, utanıyorum diyor. Subhanallah. Nasıl söyleyeceğiz diyor yani. Şimdi bizde bu söylenilse zaten ha hocaya bak lan. Ha, hoca. Lan bu hocalardan zaten korkacaksın ha. Bugün ev ister, yarın araba ister, sonra ikinciyi ister, üçüncüyü ister filan. Gözü açıldı der. Hemen böyle anlıyoruz. Bir ihtiyaç sahibi kardeşimiz var. Zengin bir abimize gidiyoruz. Tamam, bunlar da bizi enayi zannetti. Kekleyip duruyorlar. Her hafta bize yardım için geliyorlar. Velhasıl Kenan, başlıyoruz tilkilikler düşünmeye. Ben de dahilim ha. Velhasıl kelam, Resulullah diyor ki ben utanırım diyor. Söyleyemem. Subhanallah. Ondan sonra mesele Harise'nin kulaklarına geliyor. Harise bin Numan diyor ki radıyallahu an, Resulullah'a geliyor. Ya Resulallah. Duydum ki diyor, işittim, Fatıma'yı yakınınıza almak istiyormuşsunuz. Kızınızı yanınıza alacaksınız. İki gözünüzü tabir yerindeyse. İşte diyor evlerim. Ne kadar evi varsa artık. Onlar diyor, Beni Neccar evleri içinde size en yakın olanlar onlar diyor. Şimdi ne olur şu söze iki söz söyleyecek ki kardeşler çok manidardır. Şüphesiz diyor ben ve malım Allah'a ve Resulüne aitiz. Allahu Ekber. İliklerime kadar Allah'a aitim. Bir dinardan binlerce dinara kadar hepsi Allah'a ait. Üzerine bindiğim deveden devenin tüylerine kadar hepsi Allah'ın ve Resulünün. Allah ve Resulü bu mallar ve benim konum kullanma konusunda muhayyerdir. Biz bunu anlıyoruz değil mi abi? Dilediğiniz gibi tasarruf edin. Evin en güzeli sizin olsun. Beni de hizmetkar edin. Bahçeler sizin olsun. Beni de oraya bekçi koyun. Hayvanlarım sizin olsun. Çobanı da beni yapın dercesine vallahi bir sözdür. Gocunmuyorum. Ben ve mallarım diyor Allah'a ve Resulüne aitiz. Allahu Ekber. Sonra devam etti. Dedi ki vallahi ya Resulallah, benden aldığın mal bana bıraktığın maldan daha sevimlidir. Allahu Ekber. Benden aldığın mal, ev, araba, bana bıraktığın maldan, arabadan, yani istemeyip de bende duran mallardan daha sevimlidir diyor. Sonra döndü dedi ki vallahi evimi kabul etmen, evimi diyor reddetmenden diyor bana daha sevimlidir. Allahu Ekber. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra Harise'ye döndü dedi ki ey Harise, vallahi doğru söylüyorsun. Allah hayrını mübarek kılsın.
Allah sana bereketini ihsan buyursun, seni bereketli kılsın duasını yaptıktan sonra Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'yı Harise'nin tahsis ettiği eve yerleştiriyor kardeşlerim. Şimdi bakın aziz dostlarım, o ama adam vardı ya, şimdi gelelim filmin en başına. Bir tane ama adam vardı, büyük bir ihtimal yaşlılıktan dolayı gözleri kör olmuştu. Evinin odasından namazgaha ipine tutunarak gidiyordu. Birinin yardımını da alabilirdi ama o kendi gitmek istiyordu. Ve fakir, ihtiyaç sahibi kardeşleri kendisinden bir talepte bulunduğu sırada tabağını alıp kendisi bizzat ihtiyaç sahibi kişiye elini uzatıyordu. Allahu Ekber. Neden? Unutmayın genç kardeşlerim, güzellik ve iyilik hayrı doğurur. Eğer salih amel işlemeye karşı hırslı olursanız, Allah size diğer salih amellerin ve hayırların kapısını açar. Eğer günahta hırslı olursanız, yanlış yapma konusunda cüretkar olursanız, Allah Azze ve Celle salih amellerin kapılarını bir bir kapatır ve fahşanın kapılarını birer birer açar. Bu birbirleriyle orantılıdır kardeşler. Haris gibi ama bir adama öyle bir amelin kolay gelmesinin altında yatan sebep, salih amele karşı olan muhabbeti ve sevgisiydi kardeşlerim. Ve dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, yoksula yardım eli uzatmak kötü ölümden korur. Bakın kardeşler, onlar hiçbir ameli böyle küçük görmüyorlar. Ne Harise bin Numan ne de şimdi kendisinden bahsedeceğim İrbad bin Sariye radıyallahu an amelleri böyle küçük büyük diye değerlendirmiyorlar. Fırsatını yakalandığı an amel ediyorlar. Bakın bununla alakalı bir iki hadis nakledeceğim ve inşallah Rahman bitireceğim. İrbad diyor ki, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber otururken buyurdu, dedi ki, erkek eşine su ikram ettiğinde onun için sevap vardır. Erkek hanımına, eşine su ikram ettiğinde, ister böyle cam bardakta, ister karton, fark etmez, ona diyor sevap vardır. İrbad diyor ki, ben diyor eve gittim, eşime diyor su ikram ettim ve kendisine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduklarımı diyor bir bir anlattım. Şimdi bir ana kuzusu Harise bin Numan vardı, bir de kılıbık İrbad var bizim literatürümüze göre. Doğru mu abi? Kardeşler, ister kadın cephesinden bakın, ister erkek cephesinden. İnanın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin edebiyle, hadisleriyle, sözleriyle ahlaklanabilsek var ya, evlerimiz saadet yurduna döner. İnanın evlerimiz saadet yurduna döner. Allah Azze ve Celle kendisini hayırla mükafatlandırsın. Bir hoca efendiye sürekli kadın ve koca tarafından boşanmak için gelen insanlar, herkese diyor ki bir kere diyor Kur'an meali okuyacaksın. Bir seferde de diyor Rudani'nin hadis mecmuasını bitireceksin. 7 cilttir. Okuyun, bir ay içerisinde tekrar gelin. Kim geldiyse diyor, hocam Allah razı olsun, biz boyumuzun ölçüsünü aldık, biz sünnetten mahrum kalmışız, Allah Resulü'nün edebinden uzaklaşmışız, anamıza karşı, babamıza karşı, hanımımıza karşı, kocamıza karşı, arkadaşımıza, dostumuza, kardeşimize karşı, büyüklerimize karşı, hocalarımıza karşı, tabir yerindeyse edepten uzaklaşmışız, sünneti bu konuda kullanmıyoruz, sünnetle yaşamıyoruz, ne oluyor bu sefer, aradaki husumetler kalkıyor. Ne çıkıyor ortaya? Muhabbet çıkıyor. Bugün ben Yusuf kardeşiniz olarak annesine karşı asiysem, inanın Allah Resulü'nün bildirdiği şu hadisleri anlamadığımdan dolayıdır. Eşimle aramda bir problem varsa, inanın bir kaynakta bir problem de benim sünnetten bir derece uzaklaşmamdır. Eşimin de sünnetten o derece uzaklaşmasıdır. Allah Resulü'nün sünnetine tabi olduğumuzda göreceğiz ki küçük büyük demeden aramızda ülfetler, muhabbetler, köprüler oluşur. Bu da aynı zamanda büyük bir ecrin kaynağıdır. Son hadis burada bitiriyorum inşallah. Hani dedik ya, iyiliği küçümseme, bir bardak su dahi olsa. Bakın Taberani'de, Mucemul Kebir'de Sad bin Ubade'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sesleniyor. Diyor ki, ey Sad, sana yükte hafif. Yükte hafif,
Ancak diyor mükafatı büyük. Yani kıyamette ecri fazla. Bir sadaka bildireyim mi? Var mı tahmin edecek olan? He Emre. Diyor ki yükte hafif. Yapması kolay demek ki. Ama alacağı ecir çok büyük olan bir sadakayı sana diyor bildireyim mi? Abi inanın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün hayırları görmüş. Allah ona bütün hayırları ve karşılıklarını bildirmiş. İnanın hiçbirimizin aklına gelmeyecek bir şeydir. Ne biliyor musun Yavuz? Bunu gittiğinde evinde ilk sen uygulayacaksın. Söz mü? Abdullah Harun'u da hatırlat. Arkadaşlarına, annesine, babasına, üst kattaki dedesine, en üstteki amcasına varıncaya kadar bir görev yapacak. O da ne biliyor musun? Su dağıtmak diyor Allah Resulü aleyhisselam. Subhanallah. Su dağıtmak abi. Nasıl olur be kardeşim ya? Cihad olması lazım. Küçümsemiyorum ha, dalga geçmiyorum. Yanlış anlamayın. En büyük zikir olması lazım. Kur'an tilaveti olması lazım. Evet bunlar da. Hepsine katılıyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki su dağıtmak diyor. Subhanallah. Sad da diyor ki bundan sonra sürekli sahabe içerisinde ne yapardı? Su dağıtırdı. Tamam kardeşler? O zaman bu akşam şunları öğrendik ki birincisi amelleri hafife almayacağız. Kıyasladığımız zaman bu çok büyük bir amel, bu küçük bir amel demeyeceğiz. O an neye gücümüz yetiyorsa onu işleyeceğiz. Ve önemli bir şey de kardeşlerim, anneye, eşe sadakat göstereceğiz. Anneyi memnun ederken eşi, eşi memnun ederken annemizi tabir yerindeyse ne yapmayacağız? İncitmeyeceğiz, küstürmeyeceğiz. Haklarına ve hukuklarına riayet edeceğiz. Birinde cennet varsa diğerinde de bakın güzel bir ecir ve sevaplar varmış. Allah Azze ve Celle o dengeyi korumayı bizlere nasip etsin. Var mı abi söyleyeceğim bir şey? Hadi bakalım. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yesifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha ma salavat.